İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi %17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlarda barajlardaki su seviyesini yükseltmeye yetmedi. Uzmanlar önümüzdeki dönem gerçekleşecek yağışların da barajlara çok etki etmeyeceğini söyledi. Kurak bir süreçten geçiyoruz. O kurak süreç hala devam ediyor. Az da yağsa, sağanak da olsa barajları etkilemiyor. İstanbul'da su krizi tehlikesi sürüyor. İstanbul'un içme suyu ihtiyacını karşılayan barajların su seviyesi %17 seviyesine geriledi. Geçtiğimiz haftaki yağışlar da barajlardaki su seviyesini yükseltmedi. Devam edecek olan yağışlarla birlikte biraz daha ortalamaya yaklaşacak. Ama bu barajlardaki dolulukları öyle çok yüksek seviyeleri çıkartmayacak. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, önümüzdeki dönem gerçekleşecek yağışların etkisinin az olacağını söyledi. Eğer hiç elimizde su kalmazsa tasarruf yapacak su da kalmaz. Onun için kesintilerin, yani topluma bu su bilincinin, yani suyu tasarruflu kullanma bilincinin aynı deprem korkusunun olduğu gibi enjekte edilmesi gerekiyor. Uzmanlar kuraklığa karşı en büyük mücadelenin su bilinci aşılamakla verilebileceğini söylüyor. Pop art sanatının çağdaş temsilcisi Fransız sanatçı Gisbar, sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür'de ziyaretçilerle bir araya geldi. Sergi, İstanbullu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. I'm very proud because İlk defa İstanbul'da olmaktan ve İstanbul'da sergi açmaktan dolayı mutluyum. Salvador Dali'den Mona Lisa'ya, İnci Küpeli Kız'dan Al Pacino'ya. Gisbar bugün, bugünden itibaren 3 ay boyunca bizim konuğumuz olacak. Pop art sanatın temsilcilerinden dünyaca ünlü sanatçı Gisbar, İstanbul'da ilk kez Kalyon Kültür'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatın farklı disiplinlerine ev sahipliği yapan Kalyon Kültür, Fransız pop art sanatçısı Gisbar'ı 8 Kasım'dan itibaren ağırlamaya başladı. Kalyon Kültür, Kalyon Vakfı'nın geçmişe vefa, geleceğe değer anlayışıyla yola çıktı. Bu anlamda yerli ve yabancı birçok sanatçıya, birçok esere yer verdik. Özgün eserleriyle tanınan genç yetenek, Gisbar İstanbul'da başlıklı sergisini İstanbullu sanatseverlerin huzuruna sundu. Gisbar klasik sanatın ünlü figürlerini yeniden yorumlaması ve pop art sanata çevirmesiyle tanınıyor. Sergide sanatçıya ait 20 eser ve 40 adet orijinal baskı bulunuyor. Açılışı gerçekleşen sergiye Kalyon Holding Sosyal ve Kültürel İşler Komite Başkanı Reyhan Kalyoncu başta olmak üzere iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Birçok eseri beğendim ama Mona Lisa'nın Türk bayraklı halini çok beğendim. Çünkü Mona Lisa değer biçilemez bir tablo. Türk bayrağının da bunun içinde olması gerçekten bizim için gurur verici. Yoğun ziyaretçi katılımıyla açılışı yapılan sergi 14 Şubat 2024 tarihine kadar Taşkonak'ta sanatseverlere açık olacak.